Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi ve kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. Bugün Habibe arkadaşımızın kargosu var, onu birlikte yapacağız. Bakalım Habibe'nin neleri var Instagram'da, Habibe'nin çiçekleri sayfasında. Şöyle kocaman bir millisi var arkadaşlar, Tayland millisi. Bunu da yakından tanıtmış olayım. Böyle koskocaman saksılarda fiyatı 500 lira arkadaşlar. Böyle 3 tane büyük köklü bitki var. Bunu düşündüm, acaba saksılı mı göndersem, saksısız mı diye. Sanırım saksılı gönderirsem daha sağlıklı gidecek. Hemen etiketini çıkartalım. Başka neleri varmış Habibe'nin, onlara da bir bakalım. Şöyle çok güzel renklenmiş bir aeonium lili pedi var. Bakın güneşte bu şekilde muhteşem renk alıyor. Son bir adet vardı elimde. Habibe'nin regüle büyütsün. Şöyle bir dolu dolu Grapto Mirinae'si var. Bunun fiyatı 150 liraydı arkadaşlar. Mirinae'lerde fiyatı 100 lira. 10,5 santim saksılarda. Şöyle bir Grapto Bronzesi var. Sedum bir ismi daha vardı bunun. Şu anda aklıma gelmedi. Bunlar da yine 12 santim saksılarda, böyle dolu dolu. Buradaki etikete bakmayın. Üstünde kalmış. 200 lira. Bu şekilde dolu dolu saksılar. Onun dışında şöyle bir Pasivelia Pasicoides. Çok güzel renk ve form yapmış bir bitkisi daha var. Şimdi Habibe'nin saksılarını güzel güzel paketleyeceğiz. Nasıl paket yapıyorum onu da görmüş olacaksınız. Öncelikle Tayland millemizi alıyorum. Ve altında kurumuş yaprakları varsa muhtemelen oluyor. Onları temizleyeceğim. Bakalım hemen. Evet, fazla kurumuş yaprağı yok. Bitki tamamen susuz arkadaşlar. Toprağı kuru, ıslak göndermiyoruz. Kargoda kapalı kaldığı zaman çürüme yapmaması için bitkileri kuru toprakla ya da topraksız saksısız gönderiyoruz, ama bunun bu güzel şeklini bozmak istemedim. O yüzden saksılı göndereceğim. Dikmeye de uğraşmasın. Eline ulaştığı zaman biraz dinlendirip hemen sulamasını yapabilir. Evet, şimdi bitkimizin altındaki sararan yaprakları temizledim ve şöyle toprağa dökülmemesi için iç kısımlarını tamamen yumuşak kağıtla kapladım. Şekilde toprağa dökülmeyecek şekilde her tarafını kaplıyorum. Maalesef motor seslerinden kendi konuştuğumuzu duyamıyoruz. Evet, bitkinin her tarafını, saksının içini kağıtlarla kapladım. Şöyle bunlar Queen çiçekten gelmişti arkadaşlar. Ambalajlarını çıkarttım, muhafaza etmiştim. Şimdi ambalajını içine koyacağım. Ambalajladım. Ambalajın ağzı açık kalacak arkadaşlar, bitkinin hava alması için. Kesinlikle ağzını kapatmıyorum çünkü naylon olduğu için hava almazsa çürüme, deformasyon yapabilir. Şimdi hemen bunu bir kenara alıyorum. Evet, bunu kağıtla kaplayamayacağım. Çünkü
O büyüklükte kağıdım yok ve şöyle kartonla kaplayacağım. Onun boyuna göre kartonumu ayarlıyorum. Hemen falçatamı alayım. Evet, kargo yapmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Tek tek özenerek bu şekilde paketlemek gerekiyor. Özellikle büyük bitkilerde biraz daha el oyalıyor. Ama böyle özenle paketlemezsek bitkiler nasıl gider tahmin edebiliyorsunuz. Hemen şu kartonun kenarını da açalım. Şimdi bunu rulo şeklinde bükeceğim kartonumuzu. Farklı kaplayacak şekilde hemen bakalım ne kadarını kullanacağız. Çiçeğimizi bu şekilde. Sıkı sıkı kapatacağız arkadaşlar. Evet, bitkimiz bu şekilde yola çıkmaya hazır. Üstünü kapatmayacağım çünkü hava çok sıcak. Havasız kalmasını istemiyorum. Bu işin zor olan kısmıydı. Şimdi gelelim diğer bitkilerimize. Genellikle paketleme için bu yumuşak ambalaj kağıtlarından kullanıyorum. Hemen şöyle kocaman da bir pamuk. Yaprakları çok kolay dökülen bir bitki. O yüzden böyle yavaşça komple etrafını saracağım arkadaşlar. Hiç hareket etmeyecek yaprakları. Böylece de kapatıp hediye paketler gibi paketleyeceğiz.
Yani benim elim alıştığı için aslında zor gelmiyor. Şu anda yavaş yavaş yapıyorum. Sizin görebilmeniz için. Normalde bunları bu şekilde hemen çabuk çabuk sarıp banklıyorum. Etti. Böyle sapasağlam elinize geliyor arkadaşlar. Paketlemenin sırrı bu. Şimdi bunu da saksısından çıkarsak mı? Çıkarmayalım. Hiç keyfini bozmayalım. Bunu da saksılı göndereceğim. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Tüylü yapraklı bitkileri pamukla sarmıyorum. Çünkü pamuklar yapışıyor. O yüzden bunu önce bir tuvalet kağıdıyla saracağım. İyice de ağzını kapattım. Bitkilerin hiç toprağa dökülmeden bu şekilde gayet güzel böyle gidecek. Mesela canlı yayında en çok sorulan bu Mirinae'nin sağlam gelir mi acaba, yaprakları dökülür mü diye soran arkadaşlarımız çok olmuştu. Onu da aynı şekilde pamukla sarılıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yaprağı dökülmüyor, hiç merak etmeyin. Bakın bu şekilde hiç yaprak dökmeden sizin elinize ulaşacaktır. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken kargo paketlerini açarken dikkatli davranmanız. Genellikle kargo gelirken değil ama paket açılırken kırılmalar olabiliyor. Lütfen paketleri açarken özen gösterin. Yani bu şekilde hiçbir şey olmadan elinize ulaşacaktır. Şimdi gelelim buna. Şöyle alayım, görüş açınızda olsun. Bunu da yine bütün toprağını dökülmeyecek şekilde pamuklarla tıkıyorum. Şu çiçek sapını da keseceğim buradan arkadaşlar. Tam kurumamış çünkü çekince elime gelmiyor. Bitkiye de zarar vermek istemiyorum. Birkaç kurumuş yaprağı var. Onları alalım üstünden. Kuruyup dökülen yaprakların yerine hep yavru verecektir. Bakın yavrusunu vermiş bile. Hemen bunu da saksının içine şöyle bırakıyorum. Şöyle alalım bitkimizi.
kargolarınız tek tek böyle yapılıyor arkadaşlar. Her bir saksı özenerek tek tek pamuklarla sarılıyor. Sonra ambalaj kağıtlarıyla ya da kartonlarla sarılarak elinize ulaşıyor. Şöyle pamuğun da fazlalarını alıyoruz ki paket çok abartılı büyük olmasın. Paketleme yaptığımız zaman arkadaşlar, kargoyu açtığınızda bütün kolinin içine dökülmüş topraklar vesaire böyle bir çirkin görüntü bulmuyorsunuz. Ben şimdi kolinin içine yerleştirirken de size göstereceğim. Tertemiz hediye paketi gibi kolileriniz evinize, kapınıza kadar ulaşıyor. Evet, şöyle büyük uzun bitkilerin sığabileceği boyutta bir kutu. Kolilerimiz de çok yumuşak olmuyor arkadaşlar. Biraz sert koli olması lazım ki yolda giderken kırılmasınlar. Evet, şöyle bir kısma doğru yerleştireceğim. Şimdi biraz tripodu yükseltip aslında üst kısmı çekmem lazım. Biraz tripodumu yükselttim. Bakın bunu bu şekilde koydum. İçindeki boşluğa hemen büyük olan saksımızın bir tanesini yerleştiriyorum. Evet. Paketimizin bir tanesini daha bu şekilde koyacağım. Kağıtlarla dolduruyoruz ki bitki yolda gelirken sallanıp kutunun içinde hareket etmesin. Başka karton daha yayacağım buraya. Çünkü küçük geldi arkadaşlar. Onu da hemen yapacağım. Yani bu işler öyle hemen o kadar kolay değil maalesef. Bu da senelerin vermiş olduğu bir tecrübe. Evet, bu da olmadı. Arkadaşlar, bu kartonları içine koydum. Koliyi biraz daha korunaklı yapacaktır. Kolimiz küçük geldi. Biz ne yapacağız şimdi? Kolimizi büyüteceğiz. Yani her bitkinin boyuna göre koli bulmamızın mümkünatı yok. O yüzden koliyi bitkilerin ölçüsüne göre büyütüp küçültüyoruz. Yani
Yani bunlar kolay işler değil. Aslında bu kolileme işini ben paketliyorum. Son haftalarda Can bana yardım ediyor. Kolileme işini o yapıyor benim gözetimimde. Gayet güzel, başarılı. Gördüğünüz gibi hiç kolay değil arkadaşlar. Hazır arkadaşlar. Artık bundan sonra bu kolye hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bu şekilde sapasağlam elinize ulaşıyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı, zil sesini açmanızı, bildirimleri almanızı ve videonun altına ufak da olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol çiçeklerle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.